Yeni Hayatta değerli doktorumuz Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Aslında sizi herkes yakından tanıyor, ben de öyle, ama sizinle birlikte bu programda olmak benim için de ayrı bir mutluluk ve gurur. Bunu öncelikle belirtmek isterim. Çok teşekkürler. Şimdi hocam, az önce de altını çizdiğimiz gibi bu masada hayatın içinden birçok şeyi konuşacağız. Ama öncelikle biz yeni sezona Yaşasın Hayat felsefesiyle çıkmıştık. Biraz sizden dinlemek istiyorum bu Yaşasın Hayat'ın yolculuğunu. Evet, Yaşasın Hayat'ın yolculuğu 20 yılı doldurdu. Evet. 2000'li yılların başında Ankara'da Ankara Numune Hastanesi başhekimliği ve rahmetli Süleyman Demirel'in doktorunu yaptığım dönemde yeni bir kitap hazırladığımı ve bu kitapla birlikte başka bir sağlık yolculuğuna çıkmak istediğimi Süleyman Bey'e paylaştım. Ve dedim ki efendim bu kitabın ismi ve ön sözünü siz yazacaksınız dedim. O dedi ki doktor bu isim işini Sezen Aksu'ya bırak, senin çok yakın dostun. Evet. Ama dedi ön sözü ben yazacağım, merak etme. Sonrası Sezen Aksu ile devam etti. Yani Yaşasın Hayat kitabı ki 50'nin üzerinde baskı yaptı. Çok büyük satış rakamlarına ulaştı. Çok ve değerli o, bir kitap. Evet, Yaşasın Hayat önce kitabın ismi oldu. Sonra benim yaşama büyük bir damga kattı. NTV'de 20 yıldır yayınlanan Yaşasın Hayat kitabının ve programının isim annesi Sezen Aksu. Evet. Şimdi sayın hocam, kitabın sayfalarını karıştırırken şimdi ön söz çok dikkatimi çekti. Sezen Aksu'nun bir ön sözü var. Süleyman Demirel'in ön sözü var. Öncelikle bunun hikayesini sizden dinlemek isterim. Nasıl bir tanışıklığınız olmuştu Sezen Aksu'yla? Biraz komik, biraz duygusal bir tanışıklık oldu. O tanışıklığın zaten neticesinde dostluğumuz çok pekişti ve bugüne kadar çok şükür geldi. Bir yakın arkadaşı vasıtasıyla Sezen Aksu çok ciddi sağlık sorunları yaşadığını ve benim onu görmek istediğini bana iletti, ama çok yoğun bir program içinde rahmetli Demirel'in Cumhurbaşkanı olduğu dönem çok koşuşturuyor. Ben onun peşindeyim. Aynı zamanda büyük hastanenin başhekimiyim. Kendi özel hayatım var, kliniğim var vesaire. Olmadı, rast gelmedi. Ama bu aradaki çok kıymetli dostumuz İsmet Berkan gazeteci, hı hı, durumu biraz ciddi ve mutlaka görmeniz gerekiyor dedi ve hep içimde bir ukde olarak kaldı. Bu arada biz bir akşam eşimle bir davete katılmak üzere bir restorana gitmek için yoldayken sürekli olarak cep telefonumu çaldı. Tanımadığım bir numara ve doğal olarak o numarayı açmak istemedim, açmam da. Fakat ısrarla çalıyor cep telefonu. Önemli olabilir diye düşündüm. Buyurun dedim. Karşımdaki ses direkt ben Sezen Aksu dedi. Ben de gayri ihtiyar, ben de Süleyman Demirel'im dedim. Gerçekten. Evet, yani birisinin beni işlettiğini düşündüm. Ben de Süleyman Demirel deyince o zaman sizin Süleyman Demirel olmadığınızı biliyorum ama ben Sezen Aksu'yum gibi bir cümle kurdu. Sesi tanıdım. Özür diledim. Sonra gelemediğim için, ulaşamadığım için, vakit ayıramadığım için özür diledim. En kısa zamanda göreceğim sizi deyince dedi ki çok hastayım ve size çok ihtiyacım var. Hayatımla ilgili ciddi endişelerim var deyince çok üzüldüm. Peki dedim, yani en kısa zamanda gelmeye karar verdim ama zorlayacağım, merak etmeyin. Kapattım telefonu. Sonra tam yine restorana giriyorken üzüldüm. Ciddi ölçüde üzüldüm Nefise Hanım. Dedim acaba bir moral verebilir miyim? Tekrar aynı telefonu geriye aradım. Buyurun hocam dedi. Dedim ki ben size birkaç soru sormak istiyorum müsaade ederseniz. Tabii memnuniyetle dedi. Bu dedim sizin şarkılarınızın altında söz Sezen Aksu yazıyor. Gerçekten evet. Siz mi yazıyorsunuz, birileri yazıyor, siz adınızı mı koyuyorsunuz? Olur mu öyle şey dedi. Sözlerin tamamı bana ait bu sözler. Benim ismimi yazıyorsa benimdir. Peki müzik Sezen Aksu yazıyor, onu da besteleri siz mi yapıyorsunuz dedim. Kesinlikle ben yapıyorum. Nereden çıktı gibi biraz rahatsız da oldum. Evet. Dedim affınıza sığınarak bunları soruyorum. Çünkü şöyle bir şey var, bu kadar güzel sözlere, bu kadar müzik besteler yapabilen birisi gerçekten olağanüstü birisidir. Ve Allah'ın mucize olarak tanımladığımız bizim olağanüstü kısmetleri daima öncelikle bu tip insanlara ayrılmıştır diye ben düşünürüm. Sizlerin bu mucizelerde mutlaka nasiplenirseniz öyle ölümden falan korkmayın, kolay kolay ölmezsiniz dedim. Çok teşekkür ederim dedi. Çok hoşuna gittiğini fark ettim. Bilerek söyledim ben de birazcık moral olsun diye. Sonra yemeğe oturduğum zaman tekrar telefon çaldı. Kalktım, koridora çıktım. Buyurun Sezen Hanım. Dedi ki çok iyi geldiniz bana.
Ve ben çok etkilendim. İsterseniz acele etmeyebilirsiniz dedi. O espri yaptı. Sezen gerçekten çok derinliği olan, evet, çok özelliği olan, çok özellikleri olan. Evet. Benim için ve Türkiye için bağışlanmış bir değer olarak düşündüğüm, evet, bir kişi. Ve onun koyduğu Yaşasın Hayat ismi benim için her zaman çok değerli oldu. Evet. Biz hepimiz Sezen Aksu'nun müzikleriyle şifa bulduk. O da şifayı sizde bulmuş. Ne güzel, ne mutlu. Evet. Çok şükür şimdi çok, evet, sağlıklı. Şimdi ben bir ön sözü okuyayım, tabii, istiyorum. Hayatta kalmaya çalışmak, bunun dışındaki her şeyin önemini kaybetmesi. O ince çizgiyle o kadar yakınlaşmadan öğrenilemeyen o tuhaf duygu. Gelsin, hayat bildiği gibi gelsin. İnsanın kendisiyle ve hayatla arasındaki görünmez perdelerin kendiliğinden kalktığı, çırılçıplak gerçekle tanıştığı o sert an. Ne olursa olsun kaybedilmeyen ama enerjisi azalmış, kırık dökük bir ümitle razı olmaya direnilen bol gelgitli güvensiz günler. Sayın Osman Müftüoğlu'nu böyle bir günde tanıdım. Sizi sevenlerin iyi niyet ve şefkatle neredeyse aynı kelimelerle kurduğu bilindik cılız moral cümlelerini yutamayan talihsizlerden biri olarak her şeyden şüphelendiğim günlerden birinde. Bir insanı sadece fizik, beden olarak algılamaya kalkarsanız işin içinden çıkamazsınız. Ruh ve beden bütündür. Ve tıp henüz kitaba dökülmese de doğanın büyük aklının halk arasında mucize olarak adlandırılan sıra dışı çözümlemelerine bu yüzden şaşırmaz. Ancak insana gerçekten değer verenlerin kurabileceği bu cümle bana hayatımı geri verdi. Zor teslim olanların kıymetini daha iyi bildiği bir iç huzuruyla yeniden başlamak. Sayın Hocam, sizi tanımak büyük bir şanstı ama mutlaka paylaşılmalıydı. Bu kitap için, bana bir kez daha iyi geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Sezen Aksu, Aralık 2022. İşimiz bu ya.